Bulgaristan'ın 500 yıldan fazla bir süre Osmanlı İmparatorluğu'nun egemenliği altında kalması sebebiyle Bulgar mutfağında Türklerin etkisi çoktur. Banista, Bulgar mutfağına özgü, en sık yapılan ve tüketilen börek çeşididir. Ben tereyağını alayım. Tereyağını eritmeye başlayayım. Tereyağını iyice eritiyoruz. Eriyince içine bir miktar sıvı yağ koyacağım. Hafif soğuması için. Bu sert bir peynir olduğu için ben bunu rendeliyorum. Tabii olur ya da şeyle de ezebilirsin istemiyorsan. Tereyağı bir taraftan eriyor. İçine yumurtalar girecek. Bunun içine biraz sıvı yağ ilave ediyorum. Yumurtaları kırıp güzelce çırpabilirsin. Tamam. Hemen hızlıcana çırpıyoruz. İkinci yumurta. Dördüncü yumurtayı ayırıyoruz. Sonra beyazını buraya koyacağız. Sarısını daha sonra soda ile beraber üstüne süreceğiz. Bu birinci malzeme ve ikinci malzeme de peynirlerimiz, peynir çeşitleri. Şimdi tamamdır o. Evet, tepsimizi yağlıyorum güzelce. Tüm kenarlarına kadar içine yerleştiriyorum. Fazla kısımlarını elimle kopararak alıyorum. Evet. Şimdi önce erittiğimiz tereyağı yumurtayla birleşti. Bir kata onu şu şekilde yayıyoruz. Tekrar yufka döşüyorum. Ne tereyağımı geçiyorum. Yumurtalı tereyağını. Evet, peyniri ilave edelim. Parça parça koyuyorum ki dağıtmak kolay olsun. Hı hı, tamam, çok uygun. Evet. Onu ikiye bölebiliriz. İkiye bölelim. Evet, tamam. İkiye bölelim. Her kata koyduğumuz için çok yoğun kullanmamıza gerek yok aslında. Her katta illaki denk gelecektir. Evet, peynir ve yoğurt karışımı var. Evet. Tekrar bir kat yufka. Tekrar tereyağlı yumurtalı iç geçiyoruz. Artık bunu kapatalım. Kalın taraflarını koymaya gerek yok. Ve üzerine soda ile çırptığımız yumurta sarısını güzelce döküyoruz. Evet, böreğimiz hazır. 180 derecede aşağı yukarı yine 35-40 dakikada pişecek ve mis gibi kokularla devam edeceğiz. Hadi bakalım, fırına gidiyor Maniçka. Bulgaristan'dan yaptığımız onların ünlü böreklerinden biri Baniçka fırından çıktı.